Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Talha. Bu videoda startup üye hakkında bilgi vereceğim ve nasıl yapıldığını size anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar nasıl yapılacağını anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar bir gemi almanız gerekiyor. Gemiyi VL ile de alabilirsiniz, GEMS ile de alabilirsiniz. Marketten gördüğünüz üzere 10k GEMS. Şimdi geminizi aldık diyelim, hemen gidiyorsunuz World'ünüzü açıyorsunuz, oradan VL'nizi koyuyorsunuz. Benim World'üm vardı bir tane. Geldim hemen. Görüyorsunuz VL koymuşum. Her şeyim var burada. Şimdi siz World'ü ilk açtınız arkadaşlar. Bu, bu ve bu olacak. Ama renkleri farklı olacak. Çünkü benimki seviye. 2 seviye bunlar. Bu da 3 seviye. Bunlar ne işe yaradığını anlatayım. Bu göreve başlamak için kullanıyorsunuz. Bu bilgileri toplamak için kullanıyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Burada bilgiler yazıyor. Burada da reaktör var. Reaktör arkadaşlar gemiye yakıt yüklemeye yarıyor. Şu an %100 full yani. Buradan ben bakayım hemen. Benim reaktörüm 3 seviyeymiş. Bilgileri topladığım yer 2 seviye. Göreve başladığım yer de 2 seviye. Siz de arkadaşlar görev yaptıkça size daha iyi şeyler gelecek. Bunları kırıp yenisini koyabilirsiniz daha iyisine. Bunlar arkadaşlar kırınca geri envanterinize geliyor yani, korkmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar size tool'lardan bahsedeyim. Tool'ları arkadaşlar ya gidip alacaksınız, bu Startopia World'ünde insanlar satıyor ya da marketten 15k GEMS arkadaşlar alınca şunların hepsinden 5'er tane, yakıttan da 25 tane veriyor. 15k GEMS alabilirsiniz bunu. Buradan tabi daha uygun oluyor. Ama GEMS'iniz yoksa gidip almak zorundasınız. Şimdi arkadaşlar ne işe yaradığını anlatacağım size bu 12 tane eşyanın. Ale Brain var arkadaşlar. Ale Brain bilgisayarınızı sistemine hacklediklerinde vesaire bilgisayarı korumak için arkadaşlar işe yarıyor. Cyborg diplomat arkadaşlar nasıl diyeyim, diplomatik ilişkilerde karşı kişiyle anlaşma yapacağınız zaman vesaire işe yarıyor. Galactic Bolt geminin canı azaldığında arkadaşlar canını arttırmak için kullanılıyor. Giga Blaster arkadaşlar mürettebatı korumak için, savunmak için kullanılıyor. Rooftopian Torpedo da aynı şekilde ama bu sefer gemi için. Hyper Shield arkadaşlar savunma için. Cold Scanner mürettebatın etrafında taramak için. Space Mist mürettebatın canı azaldığında canını arttırmak için. Star Suplius karşı kişiyle ilişkilerinizi güçlendirmek için, yani anlaşma yapmak için yine. Stellar Documents resmi şeylerde kullanıyor, dosyalarda vesaire. Taktikal drone gemi etrafını taramak için. Teleporter charge da mürettebatı ışınlamak için. Gemi içine, gemi dışına taramak, ışınlamak için kullanılıyor. Evet, şimdi anlattım size bunları. Şimdi size nasıl yapıldığını göstermem lazım. Evet, şimdi bütün eşyaların ne işe yaradığını biliyorsunuz. Şimdi nasıl yapılır size onu göstereceğim. Size şimdi ben biraz yapacağım. Videonun sonuna da biraz eklerim nasıl yapıldığı hakkında genel olarak. Bu İngilizceye dayalı bir şey. İngilizceniz varsa arkadaşlar çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama İngilizcem yok diyorsunuz arkadaşlar, ezberleyip bunları yapabilirsiniz. Şimdi hemen biraz başlayalım. Hemen şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? 10 tane gerekiyormuş hemen. Hemen gidip bir alalım. Bakalım. Evet. Hepsinden 16 tane oldu. Evet, şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Junker Attack, saldırı. Saldırılar çok kolay arkadaşlar. Şimdi sonlarında genelde arkadaşlar anlayabilirsiniz. Let's take them out, yani onu bulalım gibi bir şey diyor. Takranı kullanıyorsunuz. Evet, skill fail var. Evet. Arkadaşlar engelliyormuş. Ben onu görmedim, okumadığım için. Bakın. Bizim taktronumuzu engellediler, yaktılar gibi bir şey. Firewall diyor. O beyinle arkadaşlar onu engelledik, yani sistemle ilgili bir şey. Şimdi taktronu basabiliriz. Evet. Defense up diyor. Hyper Shield. Shall we respond in kind, Captain? Gravitopian Torp ateş ediyoruz arkadaşlar. Press the assault. Yine Gravitopian Torp ve bitti. Hemen yeni bir tane yapalım. Yine neyimiz eksik? Taktik drone. Ondan bir şey olmaz. Hemen taktik drone'u basıyoruz arkadaşlar.
Some exploitation. Exploitation'ı gördünüz arkadaşlar. Teleporter'a basıyorsunuz. Let's see if there anything of value here. Görelim gibi bir şey diyor. Burada bir şeyler var mı diye. Quadriscanner'a basıyorsunuz. Geri dönelim diyor gemiye. Yine teleporter'ı kullanıyorsunuz. Ship health arkadaşlar. Ship'in canı azalıyor. Şundan basalım hemen. Get work it on right away. Burada ne yapıyorduk? Then from this. Let's file. Let's file diyor. Stellar documents ve bitti. Bu gözet 5 starship mesela stall. Tamam, bir şeyler vardı yine. Biz devam edelim yine. Junk punks. What's happening to our computers? Computers bir şeyler diyor arkadaşlar. Bilgisayarla ilgili AL brain'e basıyoruz. What's out here? What's out here? Neler var gibi bir şey diyor. Tak drone. All hands red alert. Grotopian torpedo arkadaşlar. Fix it falan diyor. İşte burada yine AL brain kullanıyorduk ve bitiyor da. Biraz oyalandım da. Benim yanımda. Yine devam edelim arkadaşlar. Bakalım. Yine yeterli durumda. Yine bulalım diyor. Çok kolay. Girelim gibi bir şey diyor. Bulalım. Hive hunt. Zaten kullanıyormuş arkadaşlar. Huntların geneli böyle oluyor. Let's find them. Q-scanner. Mürettebatı koru. Mürettebatını geri getir diyor. Bitti. Çok kolay. Hemen yeni bir tane yapalım. Dark ship. Bir şeyler var mı görelim diyor. Tak drone. Burada diyor ki yardıma ihtiyacım falan diyor. Burada teleporter'ı kullanıyor. Fifth Imperial ship. Niye olmadı? Bir daha kullanalım. Ha tamam. Skill fail vermiş. Ne diyor? Let's try hacking their computers more diyor. AL brain. Yine olmadı. Ha tamam. Parazit saldırın. What? Yine Grotopian torpedo ve bitti. Evet. Yani genel olarak böyle bir şey yani. Kolay bayağı. Şimdi arkadaşlar kaçış yapsaydım eğer yani ben yapamasaydım kaçsaydım buradan yakıt dolduracaktım. Ama yapmadım. Öyle bir şeye gerek kalmadı. Yani böyle bir şey genel olarak bayağı kolay olduğunu düşünüyorum. Eğer size yapabilirsiniz böyle kolay bir şekilde. Videonun sonunda yine çoğunu koyacağım arkadaşlar. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.